Şimdi bizim bu yaptığımız plan işe yarayacak mı sence? Valla yaramasına yarar de. Yüreğine inmez inşallah bizimkilerim. Ama inmez inmez bir şey olmaz. Onlar da bu kadar uzatmasalardı yani bu küslüğü. Sen de haklısın. Benim güzelliğim. Hak etti bunu annenle baban aslında. Yani kesinlikle ya. Ha Gülben, getir getir çayları, getir getir. Sağ ol Gülben. Hayır, o dayımın ki. Evet, benim. Ha öyle mi, pardon. Hayır, o da benim ki. Gülben ne oluyor, iyi misin sen? Ya ben iyiyim, iyiyim de şu baştaki seninki, sen onu al. Ne fark eder, ikisi de aynı değil mi? Benimki limonlu. Tamam, ben de severim limonlu çay. Ama Gülben limonlu daha çok sever. Yani sen limonsuz da içtiğin olmuştur. Neden aksilik ediyorsun Orhan? Al bunu işte. Tamam, sağ ol. Canım, otur Gülben. Al çayını. Eluna sağlık. Afiyet olsun. Hadi sen de iç Orhan. Ah, kokusu da. Mis mis mis. Eline sağlık. Afiyet olsun. Soğutma, bir daha iç. İç iç. İç iç. Tamam içiyorum. İç. Yarasın. Sağ ol Hasan amca. Eline sağlık. Tamam tamam çıktık. Tamam hadi görüşürüz. Uyumuş be. Uyumuş. Ben şimdi Ali'yi sana gidiyorum. Sen de sizinkileri al buraya gel. Tamam. Ama bana bak hocam. Gönlünü güzel canlandır. Bir şey belli etme. Tamam tamam. O iş bende. Kaçırmış olmayasın. Bir tane ilaç koydum işte. Ne? Bir tane mi koydun? Ama Edalet yarım dedi. E sen bir dedin. Ben bir mi dedim? Ama planı yapan Edalet. O yarım dedi. O ne derse o. Neden beni dinliyorsun? Şimdi ne yapacağız? Şimdi sen bana yardım edeceksin. Onu yukarı taşıyacağız. Yatıracağız. Her an gelebilirler Gülben. Hayriye, nerede kaldı bu kız? Gelir herhalde birazdan. Ya sen ne rahat bir kadınsın ya. Akşam oldu, farkında mısın? Farkındayım. E öyleyse? Ben nereden bileyim? Belki Gülmen'le lafa dönmüşlerdi. Ya sen gerçekten rahat bir kadınsın ya. Ben seni anlamıyorum. E kadar köyde kezimize ne olacak hayati? Hem merak etme. Abi yanındadır onun. Bir şey olmasın ya. Ulan bırak git diyorum beni ulan. Bırakın beni ulan.
dur ulan. Ulan bırakın beni. Ulan bırakın dur ulan. Ulan bırakın beni. Ulan bıraksana da oğlum ya ulan. Oğlum bırakın beni. Çıkın buradan ya. Ya son adamı ben vurmadım. Ya hafızlık ediyorsun lan. Sana neydi? Ya kardeş. Son adamı ben vurmadım diye anlamıyor musun sen ha? Ya kardeşim çıkarın beni buradan ben diyorum. Ben masumum diyorum duymuyor musun? Son adamı ben vurmadım. Kes sesini. Geç yayını. Ya gel buraya kardeşim çıkar beni. Beyefendi. Beyefendi bir saniye sakin olun beyefendi. Bakın ben de masumum. Ama sizin gibi ortalığı velveleye vermiyorum. Ne dedin sen ne dedin he? Ne dedin? Ben bir şey demedim ya ben de masumum dedim. Ya deme zaten, deme kardeşim ya, deme! Ya kardeşim çıkarın beni buradan, çıkarın beni buradan. Ya ben masumum, ben kimseyi vurmadım. Ya çıkarın beni buradan. Alana bağırıyorsun sen. Ya niye bağırmayayım arkadaş, ben masumum diyorum. Son adamı ben vurmadım diyorum, çıkarsana ya. Ya son adamı vurmamış işte. Çıkarın bunu buradan. Son adamı vurmadım diyor. Ya anlamıyor musun, anlayın artık. Tamam anladık, son adamı sen vurmadın. Ya ondan önceki üç adamı kim vurdu? Uç mi? Uç mi? Ya tamam onları ben vurdum ama son adamı ben vurmadım. Ya diyorum çıkarın diyorum anlamıyor musun? Çıkarın beni buradan. Ya son adamı vurmadım diyor. Çıkarın bu adamı buradan. Çıkarın bunu buradan. Vurmadım diyor adam. Yeter be kes artık. Çıkarın bunu buradan. Çıkarın adam vurmadım diyor. Ne oldu ya? Teyar, teyar oğlum. Kurtarın beni buradan ya. Kurtar beni teyar. Teyar kurtar beni. Ne oldu? Cavit'in vicdanına girebildin mi? Ya baba giremedim. Niye? Bu senin baban mı? Evet. Niye olmuş? Gıcık kaptım. Hiç sevemedim. Ya ne oldu? Bir şey olmadı. Sebepsiz yere gıcık kaptı. Teyar çıkar beni buradan teyar. Buradan çıkar. Baba, sen buradan kurtulmak istiyorsan bizim Cavit'in vicdanına değil, cüzdanına ateş etmemiz lazım. Bana sinyali verdi ya. Babanı hiç sevemedim. Gıcık kaptım bilesin. Gıcık kaptı. Anlamadım. Sebepsiz ya. Sebepsiz gıcık kaptı. Ya zorla değil ya. Yani gönlüm almadı. Bilmiş gönül benim değil mi? Sevemedim. Sevemedi. Lan oğlum. Cavit ne istiyorsa ver. Ne istiyorsa veririm. Beni buradan kurtarın da. Ne istiyorsa veririm Cavit'e. Görüşme bitti. Ben gidiyorum. O bende merak etme. Taya kaçık kaptım. Oro Alişan. Alişan. Evet, geldiler. Gel. Orhan. 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 Hasan oğlum ne oldu sana ya? Orhan'ım. Hayati sakin sakin. Orhan'ın fazla bir şeyi yok. Damdan düşmüş. Oğlum Orhan'ım. Aç gözlerini canımın içi. Hekime haber ettiniz mi ya? Yoldadır Hayati. Neredeyse gelir. Hı. Merak etme. Orhan'ım oğlum. Sana bir şey olursa ölürüm ben yaşayamam. Benim kotol kafam ya. Nasıl affedemedim oğlanı ya. Ya ben de büyük bir hata ettim ya. Nuri. Haklısın. Çoktan affedecektin oğlunu. Öyle alıysan. Büyük hata ettim. Burhan'ım. Aslan oğlum. Aç gözlerini. Orhan. Oğlum. Açıyorum. Oğlum gözlerini açıyor. Adalet. Hayati. Oğlum gözlerini açıyor. Ne oldu bana? Anne? Baba? Aslan oğlum benim be. Koçum benim be. Ben rüya mı görüyorum? Baba sen bana aslanım mı dedin? Aslanım da derim, yiğidim da derim, her şeyi derim. Yeter ki sen gözlerini aç Orhan'ım. Anne? Oğlum. Ne oldu bana? Hatırlamıyor musun? Ben çay içiyordum. Gülben çay getirmişti. Damda çay mı içtin?
Ne damı? Damden düşmedin mi sen oğlum? Yok. Ben en son atölyede çay içiyordum. La bu uşak sayıklıyor ha? Evet evet sayıklıyor. Alihan sen bu hekime haber etmedin mi ya? O baksana oğlanın aklı gidip geliyor ya. Bana bak. Bu oğlanın hekime ihtiyacı var. Hekime, hekime. Hayati. Orhan'ın hekime mekime ihtiyacı yok. Orhan'ın onu sevebilecek, affedebilecek bir ana babaya ihtiyacı var. Anladın mı? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok Hayriye. Size oyun ettik. Ona uyku ilacı içirdik, uyuttuk sonra da size damdam düştü dedik. Edalet. Hebe Adalet, hebe Alihisan. Bu nasıl bir oyun böyle ya? La bunu hiç beklemezdim sizden ha. Ben de 40 yıllık dostumdan bunca zaman oğluyla küs kalmasını beklemezdim Hayati. Ya bu senin evladın Hayati. Onu ne kadar sevdiğin ortada. Niçin barışmıyorsunuz? Ya bitsin artık bu küslük. Barışın. Aynı sözler senin içsinle geçerli kardeşim. Evet anne ya. Ben böyle küs kalmanıza dayanamıyorum artık. Orhan'ım. Canım benim. Anne. Orhan. Hadi kalk. Öp babanın elini. Baba. Kafamın tasını at durma. Uzat elini. Baba. Sen benim Totoro'sun ya. Baba. Durmadı. Tozdan dur Adalet. Tozdan dur. Tozdan dur doğru. Her taraf toz. Bu kararı verirken iyice düşündün mü? Düşündüm. Sen şimdi gidiyorsun. Öyle mi? Emin misin? Artık en doğrusu bu gibi geliyor bana hala. Peki ne yapacaksınız? Ne yiyip ne içeceksiniz? Nerede kalacaksınız? Birkaç iş başvurusu yapmıştım. Bir tanesinden cevap geldi. Görüşmeye çağırıyorlar. İnşallah olursa artık orada yeni bir hayat kuracağım kendime. Ah be Nihan'ım. Çok ani oldu bu ayrılık. Daha gelmene sevinemeden tekrar gidiyorsun. Biz artık burada yapamayacağız hala. Anladım ben bunu. Burada her şey değişmiş. Hiçbir şey eskisi gibi kalmamış. İnsanlar değişmiş. Duygular değişmiş. Bizim sana olan sevgimiz hiç değişmedi. Olur mu hiç öyle şey? Benim de size olan sevgim hiç değişmedi halacığım. Tam tersi arttıkça arttı. Biz de öyle Nihan'ım, biz de öyle. Benim kastettiğim başkaları zaten. Eski arkadaşlar. İşte eski duygular. Anlıyorum. Anlıyorum. Oy. Bakalım İvan Ali özleyecek mi halalarını he? Hala. Ben bu akşam babamla konuşurken siz de yanımda olur musunuz? Hemen mi konuşacaksın babanla? Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Yoksa hiç gidemeyeceğim diye korkuyorum. Cavit ne diyorsun? Az önce söylediğin rakamla hiç ilgilenmiyorum Tayyar. Tamam. Teklifimi arttırıyorum.
Sana reddedemeyeceğim bir teklifte bulunuyorum. 10.000. Türk lirası mı? Penguin şalvar. Keyfin bilir. Tamam. Tamam hadi tamam gücülerisi. Ya ne yapayım ben gücülerisini ya? Ya ne olacaktı ya? Dolar mı vereceksin? Ya biz Amerika'da mı yaşıyoruz kardeşim? Biz Avrupalı değil miyiz ya? Euro mi? He. Penguin değil anangun şalvarı. Euro olmuş üç kusurlu. E ne güzel işte. Çok değil mi Cavit? Vallahi teyyar. Bile isteği adam vurmanın cezası da çok ağırdır yani. Evet, o da doğru. Haydi git şimdi. Uykum geldi. Kolay değil Tayyar. Ölüyordun bugün. Evet, ölüyordum. Tayyar. Efendim. Sabah paraları getirmeyi unutma sakın. Ya tamam, unutma merak etme. Gittim unutsun paralar. Tayyar. Efendim. Paralar 100'er euroluk banknotlar halinde olsun lütfen. Merak etme o 100'er euroluk banknotları rulo edeceğim öyle vereceğim sana. Ha, bu arada merak ediyorsundur. Babam beni gerçekten yanlışlık sonucu vurdu. En iyi arkadaşım Tayyar. Lan benim sabrımı sinirini zorlama. Ne yapıyorsun ya? Hastanedeyiz bir sakin. Bak vallahi fikrimi değiştirebilirim yani. Allah'ım yarabbim. Rabbi esir vela tuassir Rabbi teymin bin hacir. Ne dedin la Tayyar? Sabır duası ettim Cavit. Amin. Çok darlamışlar bu adamı ya. Gelin gelin hoş geldiniz. Oo, Fatma, Vesile, Nihan. Oo, torunum da gelmiş. Merhaba baba. Merhaba Nihan. Biraz konuşabilir miyiz? Abi, bu konu çok mühim. Neymiş mühim olan? Evet baba, çok mühim. Nihan. Gelemez tabii. Zaten hangi yüzle gelebilir ki buraya o pis herif? Kötü adam lafının üstüne gelmezmiş ama bu geldi işte. Hay sıfatına tükürdüm. Bunlar babam neşaları değil mi? Annem mi attı bunlar? Kadın da kızdı tabii. Bilmiyor ki babam mahpus aşık. Lan niye öldü bunu? Lan bunu içeriden kilitlemişler. Ana! Anacığım evde misin? Ben geldim yavrun Tayyar. O poçat babanı da al git buradan Tayyar. Artık istemiyoruz sizi bu evde. Ya anacığım ben yalazım babam yanımda yok ki. Yalan söylüyorsun Tayyar baban yanında. Ya vallahi billahi yanımda değil. Ben yalazım anne. Babamı yattılar mahpusa. Ne? İnanmıyorum sana Tayyar. Allah Allah, vallahi attılar ya. Gerçeği söylüyorum. O Cavit dedi ki, Muhtar Ali beni bile isteye vurdu. Ne olacak diye attılar adamı içeri. Ama sen hiç merak etme anacığım. Ben yarın sabah gidiyorum, babamı alıyorum anacığım. Ne merak edeceğim babanı? Etmiyorum merak falan. Ana, iyi o zaman kapıyı açsana ya, ben çok üşüdüm. Ana açma, sakın açma. Emine! Emine sen misin o? Evi mi döndün karıcığım? Olabilir de olmayabilir de. Bu seni hiç ilgilendirmez tamam mı Tayyar? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen eve mi döndün? Şükürler olsun Emine. Ben dönmedim eve. Ya bence dönmüşsün sesin evden geliyor.
olabilir ama öyle değil. Ben dönmedim eve teyyar. Yok ya, sen dönmüşsün eve. Dönmedim. Emine, karıcığım sen şu kapıyı aç. Biz seninle yüz yüze konuşalım bunları ya. Olmaz teyyar. Ana. Anacığım. Ana, ben çok üşüdüm ya. Kapıyı açabilir misin? Dışarısı buz gibi ha. Açmayacağız teyyar. Kararımız kesin. Evet, kararımız kesin. Ya ben nerede kalacağım acaba? Nerede yatacağım ben? Düşünüyor musunuz bunu? Artık orasını da sen düşün. Biz mi düşüneceğiz herkes? Ne ederse etsin. Biçtum çayır çimeni, biçtum kuru temedum, biçtum kuru temedum. Her şeyi unuttum de seni unutemedum, seni unutemedum. Her şeyi unuttum de seni unutamadım, seni unutamadım. O kadar hastayım ki su alemem çeşmeden, su alemem çeşmeden. Belki de öleceğim bir daha seni görmeden, bir daha seni görmeden. Belki de öleceğim bir daha seni görmeden, bir daha seni görmeden. Yaprak gibi sararup soldi benim çiçeğim, soldi benim çiçeğim. Bu kadar meraklara dayanır mı yüreğim, dayanır mı yüreğim. Kılıfa geçir. Bakıyorum da kimse için çeyizinden çıkarmadığın takımları bir tek oğlun için çıkarıyorsun anne. Herhalde Gonca. Hayati, yorganı indirir misin? Tabii karıcığım ya. Baba bırak, ben hallederim. Bu sözleri senin ağzından duymak için kaç sene bekledim. Bir bilsen Orhan. Ya yine bütün aile bir aradayız. Ne kadar güzel değil mi? Allah'ıma şükürler olsun öyleyiz. Kek oradan be, kek. Sana hiçbir zaman iyi bir baba olamadım. Çekip gittiysen suç senin değil, benim idi. Ama bunu sana bir türlü itiraf edemedim. Dün
Ben geldiğimde bir de baktım, biz apa kızdan ziyade iki yabancı gibiydik. Yan yana olsak bile uzaklaşmışız birbirimizden. İşte bu uzaklık yüreğimi yaktı benim. Ah be güzel kızım. Zamanı geri çevirebilseydim sana hiç karşı çıkmazdım. Hep yanında olurdum. Yüreğinin sesini dinle Nihan derdim. Ama diyemem. Biliyorum öyle yapsaydım severdim beni. Ben seni her zaman çok sevdim baba. Yaman. Ben sadece beni anımanı istedim senden. Başka bir şey istemedim. Kararlarıma saygı duymanı istedim. Beni desteklemeni istedim. Biliyorum kızım. Suç bendeydi. Ama Nihan, gitme. Mecbur. Tamam Ayaz. Artık kararlarına karşı çıkmayacağım. Saygı duyacağım. Yalnız bir şartım var. Nedir? Turnemi. İvan Ali'yi. İstediğim zaman getireceksin bana. Tamam İvan Ali de ben de ne zaman istersen geleceğiz yanına. Baba. Seni çok seviyorum. Anne. Söyle oğlum. Sabaha kadar başımda mı bekleyeceksin böyle? Sen uyu, ben seni rahatsız etmem Orhan'ım. Kapat gözlerini, kapat kapat. Ben böyle iyiyim. Ya anne, seni dışarıdan gören de delirdin zannedecek vallahi. Hadi kalk duysun artık abim. Ya, iyi tamam peki. Dediğiniz gibi olsun. Ama ne olur diye otursaydım yani. Ha? Anne. Peki peki. Çıktım. İyi geceler oğlum. Tatlı rüyalar. İyi geceler abicim. Sana da bir tanem. Sana da tatlı rüyalar anneciğim. Ben zaten tatlı bir rüyadayım oğlum. Thank you.
9.800, 9.900, 10.000. Saydın, rahatladın mı? Rahatladım. Eksik yok, eksik olmayasın. Al, jandarmayı aradım, konuş. Alo, jandarma karakolu mu? Komutanla görüşebilir miyim? Ben Cavit. Hangi Cavit mi? Ya dün ormanda vurulan Cavit. Ya sanki her gün Cavit vuruluyor ya. Komutanı bağlar mısın? Bağlıyor. Evet. Alo, komutanım ben Cavit. Ben ifademi değiştirmek istiyorum. Neden? Neden mi? Evet, neden? Neden diyor, ne diyeyim? Efendim şalvarını da ne bileyim, uydur bir şeyler. Komutanım, ben büyük bir yanlışlık yaptım. Muhtar Ali tamamen beni yanlışlık sonucu vurdu. Emin misin oğlum? Tehdit falan edinmiyorsun değil mi? Tehdit mi? Yok komutanım, ne tehdidi? Beni kim tehdit edebilir ki? Ne bileyim, Muhtar Ali'nin yakınları falan olabilir mesela. Yok, kesinlikle yanılıyorsunuz komutanım. Ben insanlık namini arıyorum. Yani Muhtar Ali'nin boşu boşuna hapis yatmasını istemiyorum. Başta başka ifade mi verdim? Yani komutanım, olayın heyecanıyla yanlış düşünmüş olabilirim. Yani evet, Muhtar Ali tamamen beni yanlışlık sonucu vurdu. Bu dediğim doğrudur. Ya yanlışlık sonucu vurdu diyorum. Hatta ben onun önüne fırladım ya, o derece yani. Evet evet, o derece de olmasa hani yanlışlıkla vurdu komutanım, lütfen ya. Evet komutanım, teşekkür ediyorum komutanım. Çok sağ ol. Vay arkadaş ya. Paranın gücüne bak. La ben sana biraz daha para versem, sen kendi kendimi vurdum diyecektin adamı. Oğlum babandan öğrendim. Taksi gelmiş kızım, hadi gidelim. Oo, hayırlı sabahlar İlmiye Hanım. Sağ ol, hayırlı sabahlar İhsan. Ne oldu da oğlunun minibüsüyle kasabaya nedeni beni çağırdın? Sana ne? Kehrimin kahyası mı sen? Değilim. Neticede para senin paran. He, para benim param. Onunla da istediğimi ederim. Tövbe ya. Kapıyı aç da gidelim haydi. Hay hay. Ya adam vurdu, onu niye baştan söylemiyorsun hemşerim ya? Ya Allah seni inandırır mı bilemeyeceğim ama ben pek övünmeyi sevmem. Anlıyorum. Ben de senin gibiyim. O yüzden o son adamı ben vurmadım dedim. O son adamı da mı sen vurdun? He, ben vurdum. Kim vuracaktı? Doğru, başka kim vuracaktı? Sevdim seni, sevdim. Baba! Dede! Oğlum! Oğlum, oğlum kurtarın beni, sanki bir ayıyla kafese kapatıldım. Muhtar Ali, serbestsin. Ne? Serbest miyim? Allah'ım şükürler olsun, kurtardın beni bu cebaniden. Baba, kurtardın. Baba, aman.